Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa vefat yıl dönümünde anılıyor. Biz de rahmetle, saygıyla anıyoruz. Bakü'nün işgalden kurtarılmasında büyük rol oynayan Nuri Paşa'nın adının Azerbaycan'da ölümsüzleştirilmesi için bugün Milli Meclis'e teklif sunuldu. Milletvekili Melahat İbrahim Kızı tarafından sunulan önerinin ayrıntıları için Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos, milletvekili İbrahim Kızı ile birlikte Milli Meclis'te bizi bekliyor. O noktaya dönelim. Sözü Avanos ve konuğuna bırakalım. 1890 yılında Manastır'da doğdu ve bir asker gibi yetiştirildi. Asker olarak da ilk aslında muharebe deneyimi Trablusgarp Savaşları'nda oldu. Nuri Paşa'dan bahsediyoruz. Ağabeyi Enver Paşa da onu Kafkas İslam Ordusu'nun başına geçirdi. Can Azerbaycan'a gönderdi. Gence'de karargahını kurdu. Bakü'ye doğru bütün o rayonları birer birer fethede başkent Bakü'ye de 15 Eylül'de ulaştı. Ve Azerbaycan'da orada da kalmadı. Derbent'e kadar gerek kuzey sınırları, güney sınırları, gerek Karabağ'daki o işgal, Ermeni çeteleri, Bolşevik çetelerinde birer birer bu noktada Türk ve Azerbaycan askerleriyle, iki Türk ordusuyla birlikte aslında def ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Nuri Paşa'dan bahsediyoruz. Vefatının 75. yıl dönümü, doğumunun da 135. yıl dönümünde Azerbaycan Milli Meclisi'nden Emek ve Sosyal Siyaset aslında komitesinin de başkan yardımcısı milletvekili Sayın Melahat İbrahim Kızı'ndan çok anlamlı bir teklif geldi. Neydi bu teklif? Nuri Paşa'nın Bakü'de adının ebedileştirilmesi, ölümsüzleştirilmesi teklifiydi. Bugün Milli Meclis'te görüşüldü. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı hepimiz için, Türk dünyası için. Bu teklif nasıl karşılık buldu? Bu teklifi neden ettiniz? Gelin isterseniz onunla başlayalım. Ben hakikaten çok doğru buyurdunuz. Nuri Paşa öyle bir paşadı ki o yaşadığı dövürde harada çalışmışsa, hansı dövüşlere, hansı savaşlara katılmışsa, komutanlık etmişse orada galip serkerde kimi öz ismini tarihe yazmıştır. Onu təkcə Qafqazın, Bakının, Azərbaycanın xilaskarı kimi yox, onu eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz kimi bütövlükdə Türk dünyasının galip serkerdesi, fatihi ve canını, fedakarlığını tarihe yazmış bir isimdir ve biz tabii ki onunla fəxr edirik ve ona göre de bu il çok əlamətdar bir ildi Türk dünyası tarihinde. Onun hem dünyasını değişmeyeni, hak dünyasına gitmeyeni 75 indi ve aynı zamanda doğumunun 135. il dönümüdür. Ve Azerbaycan halkı üçünde Nuri Paşa'nın özel bir yeri var. Yani biz 70 ilden artık Sovet dövründe kalsak da herkesin rüyasında Nuri Paşa sevgisi kaldı. Nuri Paşa'ya hürmet, ihtiram, minnettarlık hissi kaldı. Ve onun ve Azerbaycan halkı emin idi ki bir gün Azerbaycan halkı yeniden Nuri Paşa diyecek, ona açık olarak bütün dünyaya beyan ederek öz ehtiramını bildirecek ve biz onu 2018. ilde de Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin kararıyla Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəlişi və Bakının, əslində Bakının da demək doğru deyil, Azərbaycanın erməni daşnaqlarından və onların havadarlarından xilas olması gününün 100 illiyi qeyd olundu və Sayın Cumhurbaşqanımız Rəcəb Tayyib Erdoğan da katıldı. İki kardeş lider dünyanın gözündə, hələ o zaman 44 günlük vətən savaşı olmamışı, dünyanın gözünün önündə çok savaşlar, mesajlar verdi. Belki de bu mesajlar 44 günlük vətən müharibəsinin, zəfərimizin, Şuşanın işğaldan azad olunması mesajlarıydı. Ve bu aslında ister o parad, zəfər, o da zəfər paradıydı. Çünkü düzdür, 18. ildə Bakı işğaldan azad olduqdan sonra Azərbaycan xalqı öz sevincini bir hansı formadasa ifadə etmişdi. Ama bu möhtəşəm bir zəfər idi və dünyaya bir mesaj idi. Nuri Paşa, orta, siz qeyd etdiniz, Türkistan'ın da fatih, xilaskarlarına, Qafqazların, bütövlükdə Qafqazın qeyd etdiyiniz Dərbənddə, Şuşa, Qarabağda savaşan bir sərkərdə komutan idi. O, Orta Doğu Türkistanında böyük xidmətləri olan bir paşaydı və gözünü yumana qədər də Azərbaycan niskiliyilə, Azərbaycanın baxımsızlığı ilə düşüncələri oldu və heç vaxtda
kabul edebilmedi. Sovyetlerin Azerbaycan'ı işgal etmesini kabul edebilmedi. Ne kadar ciddiyetli problemler oldu Türkiye'de Sovyetlerden qonşuluk siyaset vesaire, ama Nuri Paşa kabul etmedi. Nuri Paşa ancak Azerbaycan istiklalını gözlürdü ve bugün onun ruhu şaddı ve bizim üzerimizde Azerbaycan halkının, bak bugün Bakı'nın en mühteşem yerinde biz müsabe verir. Bak bu mühteşem yerde, bak bu bölgede ve Nuri Paşa'nın... Kameraman arkadaşım Ahmet Halilova da teşekkür ediyorum. Fonunuzda da Türk şehitliği var. Kafkas İslam Ordusu'nun aslında yattığı kabirleri, anıt kabirleri. Hakikaten de bak bu saat konuşmanı çok heyecanla veriyorum, duyguyla veriyorum. Ve bak bu alanda Çemberekent deyilen bir o zaman ada olmuş. Ve burada Nuri Paşa'nın komutanlığıyla ölüm dirim savaşı olmuş. Yani yere iğne atsan kandan düşebilmemiş. Yani öyle bir savaş gitmiş ama Bakı hilası olmuş. Ve bugün bak dünyaya güneş gibi parlayan Bakı'nı Azerbaycan Türkleri için ermağan etmiş. Onu bu ilde onun 135. yıl dönümüdür. Rahmete gitmesinin 75. yıl dönümüdür. Hesap edirəm ki Bakı'nın en görkemli yerinde onun abidesi ucalacak. Bakı'nın təkcə Bakı'nın yok, hatta Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde de onun adını ebedleştirmesi gerçekleştirilecektir ve Nuri Paşa dersliklerde, Azerbaycan okullarında, üniversitelerde, hərbi okullarda Nuri Paşa savaşının, yani Bakı'nın işgaldan azad olması, Azerbaycan işgaldan azad olması Azerbaycan gençlerine, öğrencilere tedris olunacaktı ve olunur da. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel teklifiniz için anladığım kadarıyla müsbet karşılandı. Ve göreceğiz. Belki Han kendinde, Karabağ'da da göreceğiz. Elbette. Belki ben ümit ederim ki Karabağ'da onun savaştığı yerlerde de onun adını ebedleştirmesi olacaktır. Herkesin yüreğinden olan bir teklifdir bu. Ona göre Allah Nuri Paşa'ya ve onun simasında bütün şehitlerimize, Türkiye'de, Azerbaycan'da bir Türkçülük, bir İslam uğrunda şehit olanları rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Milletvekilim. Melat Hanım oturuma arada hemen geldi bizler için. Hem teklifin olumlu karşılandığı bilgisini de şimdi almış olduk. Dediğimiz gibi arka fonumuzda Kafkas İslam Ordusu şehitleri yatıyor. Melat Hanım oldukça anlamlı bir yılda bu teklifi yaptı ve olumlu karşılandığını da öğrendik. Artık başkent Bakü'nün görkemli bir caddesinde, bir noktasında inşallah bir de abidesi olur. Ama diğer taraftan adı da yaşatılacak. Bu da çok önemli bir gelişme diyelim. Tabii ki Nuri Paşa'yı anarken şunu da ifade edelim. Buradaki mücadelesi bitmemişti. Türkiye'ye gitti. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleye de katıldı, destek verdi. Ardından Türkiye'nin savunma sanayi başlangıcını, aslında onun İstanbul'da Sütlüce'de açmış olduğu fabrikada, hem bugün işte İsrail-Gazze sorununu yaşıyoruz. Oradaki, Mısır'daki Müslümanlara da hem mühimmat üretimiyle, askeri teçhizat üretimiyle, silah üretimiyle dediğimiz gibi bir mücadele adamıydı. Kendisini rahmetle, minnetle anıyoruz diyelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos'a teşekkür ediyoruz. Türk dünyası için son derece önemli bir şahsiyet Nuri Paşa. Adını ölümsüzleştirmek için Sayın İbrahim Kız'ın attığı bu adımdan dolayı kendisini tebrik ediyoruz.